Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Bitlo sponsorluğunda bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, Merkez Bankası'ndan açıklanan veriler var. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'tan dönerken yaptığı açıklamalar var. Hem kamuda tasarruftan bahsediyor, hatta başka şeylerden de bahsediyor. Hepsini değerlendireceğiz. Murat Bey de karşımıza başlayalım. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk sevgili Ebru. Evet, kısa vadeli dış borç stokumuz da açıklandı. Onu da sormak isterim size rakamlarını ama ben öncelikle Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Daha önce bu yayında çok konuştuk. Kamuda tasarruf yapılarak başlanmalı diye. Sonunda Cumhurbaşkanı da kamuda tasarruf cümlesini kurdu ki daha önce itibardan tasarruf olmaz cümleleri kuruyordu. Şimdi tasarruf sözü verdi kamuda. Neleri kapsıyor? Resmi taşıt kullanımları, haberleşme giderleri, temsil, tören, ağırlama hizmetleri ve demirbaş alımlarına kadar diyor tüm harcamalar bundan sonra gözden geçirilecektir diyor ve dönüyor diğer taraftan. Sadece bu da değil diyor. Her şeyden önce vatandaşımızın refahını düşünüyoruz. Bunun için de fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz diyor. Ne yapacaklar fahiş fiyatlarla mücadelede? Caydırıcı tedbirler neler olabilir? İşe yarar mı? Daha önce de görmüştük patates soğanla mücadelelerini. Öyle bir mücadeleden mi bahsediyorlar? Ne dersiniz? Yani topyekun baktığımızda Cumhurbaşkanı ne dedi? Hayata geçirilebilir mi? Önce şunu söyleyeyim. Sopalı ekonomiler yürümez. Bunun yürümediğini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve bu yöntemi uygulayan ülkelerin nasıl çöktüğünde ve nasıl bir yoksulluk ve yoksunluk yarattığını da gördük. Yani ekonomi sopa mopa dinlemez. Dolayısıyla böyle zecri tedbirlerle ekonomik sorunları çözemez. Şimdi normal şartlar altında serbest piyasa ekonomisinde fahiş fiyat diye bir şey olmaz zaten. Yani fahiş fiyatın olabilmesi için rekabetin olmadığı tekelci bir piyasa olması lazım. Mesela akaryakıtta fahiş fiyat var mı? Var. Niye var? Tekelci bir piyasa devlet belirliyor kaça satılacağını. İşte elektrikte var mı? Var. Doğalgazda var mı? Var. Fahiş fiyat varsa burada var. Şimdi dönerin lahmacunun fahiş fiyatı olmaz. Çünkü esnaf sürümden kazanır. Sürümden kazanabilmek için de fiyatını makulde tutması gerekir. Şimdi efendim Bodrum'da şurada burada böyle anormal fiyata satılan lahmacunlar var ama onlar zenginler kulübü. Oraya sıradan vatandaş girmesin. Çünkü zengin insanlar bunlarla beraber olmaktan hoşlanmıyorlar diye bir şey var. Mantıksız fiyatlara satıyorlar. Ama oradaki temel mantık aynı böyle çok lüks bir giysi markasının çok yüksek fahiş fiyata gömlek satması gibi. Herkes almasın kardeşim. Orada da herkes gelmesin, herkes yemesin diyorlar. Onları bir kere ayrı tutmak lazım. Ama sokakta esnafın yaptığı köftenin, dönerin, pidenin fahişi olmaz Ebru. Mümkün değil. Niye olmaz? Çünkü binlerce, on binlerce alternatif var. Sen eğer kantarın topuzunu kaçırsan millet komşu dükkana gider. Hani böyle Michelin yıldızlı lokantalardan da bahsetmiyoruz. Rezervasyonla gidilen işte 1-2 ay önceden rezervasyon yapmanın gerektirdiği böyle fiyatlarına çok absürt olduğu lokantalardan bahsetmiyoruz. İstakoz yemekten de bahsetmiyoruz. Yani Monaco Yat Kulübü'nde istakoz yemekten de bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz sokaktaki pideci. Şimdi ben sokaktaki bu insanlarla konuşuyorum. Adamlar para kazanamamaktan dert yanıyorlar. Yani sana söylediğim bir şey vardı hatırlar mısın? Talep azalırsa fiyatlar yükselir diye. Şimdi evet. Adam eskiden adamın dükkanının kirası aynı. Elektrik parası artıyor, su parası artıyor, personel maaşı artıyor ama adam 1000 tas çorba satarken şimdi düşmüş 250 tas çorbaya. Ne oluyor? Fiyatlar enflasyon oranında artsa belki işte %50 artacak. Ama bu şekilde büyük bir talep daralması olunca fiyatı %50 arttırmak adamın maliyetini karşılamıyor. Çünkü sabit maliyetler var. Sen talebi düşürünce sabit maliyetler aşılıyor. Adam kar edemiyor. Ne yapıyor? Mecburen ya madem bu kadar az satabiliyorum ama şu fiyata satarsam ancak başa baş dönebiliyorum diyor. Fiyat %50'den çok daha fazla artıyor. Hani biz seninle birçok defa konuştuk. Aman dedim talebi baskılamaya kalkmayayım. Talebi baskılarsanız fiyatlar düşmez, fiyatlar artar. Ha, bir takım üreticiler de üstelik piyasadan çekilmek zorunda kalır. Dükkanı kapatır rekabet edemeyince.
Tam bugün gördüğümüz fahiş dediğimiz fiyatlar bu efekt. Doğru, bazı fiyatlar enflasyon üzerinde artıyor ama adamın talebi düştü. Yani berberse eskiden 100 kişi geliyordu saç kestirmeye, şimdi düştü bu 25 kişiye. Niye? Millette para yok. 25 kişiye düşünce sen o dükkan kirasını 100 kişiye böleceğine 25'e bölüyorsun, hesabını ona göre yapıyorsun. Bir de senin evdeki geçimin bilmem neyin hesap edildiği zaman %50 değil, %100 değil, belki %300 zam yapman gerekiyor. Şimdi bu efekti ben söyledim ama arkadaşlar dinlemediler. Onlara ne demiştim? Arkadaşlar bakın, enflasyonu düşürmenin birinci yolu arzı arttırmaktan geçer. İkinci yolu, yani eğer fiyatları kontrol etmek istiyorsan, ikinci yolu kamu tasarruf et. Sen kamuya tasarruf ettirmeden halka tasarruf ettirmeye, yani talebi kırmaya kalkarsan fiyatlar olması gerekenden daha fazla artar dedim. Ama işte herkes ekonomist olduğu için memlekette ekonominin ne kadar kompleks bir bilim dalı olduğunu, hiç beklenmedik etkilerin nasıl ortaya çıkacağını bilmiyorlar. Bir takım böyle çok sığ bilgilerle tedbir alıyorlar. Olmaz. Yani sen talebi daha da bozarsan emin ol fiyatlar daha da artacak. Yani Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi aşırı kar hırsı dizginlenmediği için fiyatlar yükseliyor anlamına gelmiyor. Serbest piyasa ekonomisinde herkes aşırı kar etmek hakkına sahiptir. Ama edemezsin. Niye edemezsin? Çünkü rakiplerin var. Yani sen pide üretiyorsun, fahiş fiyat çektin, adam dönerciye gider. Döner üretiyorsun, fahiş fiyat çektin, adam çorbacıya gider. Yani Türkiye'de özellikle gıda sektöründe. Bir de bak gene kimsenin, bu Iris Cibre'ydi değil mi kadıncağızın ismi, onunla da yazıştım. Bir kere yeme içme sektörü keyfek eder bir sektör. Yani hiç kimse dışarıda yemek yemeye falan mecbur değil. Türkiye'de çalışanların %90'ının öğlen yemeğini veya işte mesaiye denk gelen yemeğini şirket karşılar. Onlar da büyük ölçüde karavanadır. Dışarıda yemek yemek keyfek eder bir iştir, bir tercihtir. Tamam mı? %90 böyledir. Yani sen keyfek eder bir yerde fahiş fiyattan bahsedemezsin. İnsanlar hemen geriye çekilirler. Efendim işte öğlen dışarıda yemek yemek zorundayız. Ya evden sefer tasına koy getir. Yani eğer şartlar seni zorlarsa. Ama başka konularda fahiş fiyatlar var. Geçen gün bir arkadaşım diş tedavisi yaptıracak. 4-5 tane implant gerekiyormuş. 200 bin lira istemiş. Yani fahiş fiyatsa bu ama çaren yok. Yani yaptırmak zorundasın. Evet. Doğru mu? İşte eğitim, okul fiyatları fahiş. Çocuğunu göndermek zorundasın. Sen normal liselere çevirdin İmam Hatip'e. Çocuklar iyi bir kaliteli eğitim almak için devletten umudu kesince özele gitmeye çalışıyor. Özel okul fiyatları fahiş. Ha, onda niye fahiş olduğunu tabii kendine göre gerekçesi var ama yapacağın bir şey yok. Yani eğitimde, sağlıkta, gıdada, yani lokantalarda fahiş fiyat var. Latte'nin fiyatı pahalıymış. Ya kardeşim bırak latte, ekmeğin fiyatı pahalı. 10 bin lira maaş alan adam bir pideye 30 lira nasıl versin? Şimdi bunların hepsi algı operasyonu. Yani suçu hükümetin sırtından alıp, iktidarın sırtından alıp, işte kim yerde esnafa, kimi zaman müteahhide, kimi zaman patates soğan deposuna yıkmak için yapılan algı operasyonları. Bazı arkadaşlar da bilerek bilmeyerek buna alet oluyorlar. Sana ne kardeşim, bana ne, latteyi de lokantada içme. Yani içiyorsan da keyfindir. Yani zorunlu giderin değil. Yapılmasın demiyorum. Ben de severim dışarıda yemek yemeyi içmeyi ama çok daha önemli ve acil konularımız varken dışarıda lokanta fiyatları pahalıymış, fahiş fiyatlarmış. Geç bunları geç. Yani hem pahalı değil, yani neye göre pahalı, hem de böyle yaşamsal bir şey değil, temel ihtiyaç değil. Sen evinde ekmek alamayan, çocuğuna çocuk bezi, mama alamayan, hijyenik pet alamayan kadınlara bak. Gerçekler bunlar. Evinde doğalgazını açamayan, fahiş fiyat olduğu için doğalgazını açamayan emekliye bak. Su parasını ödeyemeyen garibana bak. Ev kirasını ödeyemeyen dar gelirliye bak. Bunlar ya, yani bunlar konuyu sulandırmak ve şey yapmak. Şimdi içine koyduğumuz şeyin fiyatlarına bakacak durumdayız şu anda. Gerçekten hiç kimsenin dışarıda yemek yemeyi düşünebileceği bir günden geçmiyoruz. Ama bu dışarıdaki yemeklerin pahalı olduğundan mı, bizim gelirlerimizin düşük olduğundan? Gelirler düşük kardeşim. Adam sana maaş vermiyor ama esnaf mecbur, giderleri artınca fiyatını arttırıyor.
Ve o da zam yapınca sen yiyemiyorsun, sen acizsin. Şimdi insanlar konuyu buraya toplayıp hükümete itiraz edeceklerine, mesela 1 Mayıs'ta ben sendikaların yerinde olsam bir uyarı genel grevi yaparım. Niye? 1 Temmuz'da asgari ücreti arttırmayacağız diyorlar. İşte enflasyonla oynuyorlar. İlk 6 ayda düşük çıkarıp emekliye, memura düşük zam yapmayı planlıyorlar. Buna mukabil bir şey yaparım. Uyarı grev yaparım. Ya bunu yapmıyorlar. Ondan sonra çıkıyor birileri işte latte'nin fiyatı üzerinden. Ama operasyon. Cumhurbaşkanı da diyor ki Murat Bey, aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir diyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı ekonomist olduğu için, ben ekonomistim dediği için bu konuyu da yanlış biliyor. Şimdi aşırı kar hırsını dizginleyen serbest piyasa ekonomisi ve rekabettir. Eğer bir yerde rekabet varsa, serbest piyasa ekonomisi uygulanıyorsa, kimse orada aşırı kar hırsına kapılamaz. Mümkün değil, olmaz. Rekabet var. Tamam mı? Yani herkes ortaklaşa anlaşıp da pide fiyatını fahiş bir rakama çıkaramaz. Burada fahiş olan, Türkiye'de fahiş olan bir tek şey var. Enflasyon. Enflasyondan da Sayın Erdoğan sorumlu. Yani bire isteye yarattığı enflasyonun sorumluluğunu taşımıyor. Esnaf fahiş kar elde etmek istiyormuş. Yok canım ya, ister ben de isterim. Ben de esnaf olsam fahiş kar elde etmek isterim. 10 liraya mal ettiğim pideyi 110 liraya satıp kısa sürede köşeye dönmek isterim ama piyasa gerçekleri, rekabet ve serbest piyasa ekonomisinin koşulları buna izin vermez. Şimdi fahiş enflasyon var. Fahiş enflasyonun sebebi fahiş harcama. Kamu fahiş harcama yapıyor. Gelirleri yetmeyince, ki bunu bütün rakamlarda görüyoruz, para basıyor. Fahiş miktarda para basarsan fahiş miktarda enflasyon olur. Fiyatlar da fahiş miktarda artar. Yani bunu bilmek için Allame-i Cihan olmaya gerek yok. Bunun için kamunun tasarruf yapması lazım. Ama kamunun tasarruf yapması dediğim şey öyle efendim memur arabalarıydı bilmem nereydi falan filan, bunlarla sınırlı değil. Arkadaş bak, 9 milyon Suriyeli'ye bakmayacaksın. Bunu 1000 defa söyledim. Temcit pilavı gibi oldu biliyorum. Ama şey bu doğru mu? Sen 9 milyon Suriyeli'ye, yani 80 milyon insan 9 milyon Suriyeli'ye bakarsa, bunun bir kısmını, 3 milyon kadarını Türkiye'de, 6 milyon kadarını Suriye'de bakarsa, rakam da benim değil, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, yani herhalde koskoca yalan söyleyecek hali yok. Biz 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz dedi. Orada yapılan askeri operasyonların masrafı var vesaire vesaire vesaire. Şimdi bundan vazgeçeceksin. Bırak öyle makam arabaları falan filan. Onlar devede kulak. Başka ne var? Beşli çeteye verilen ballı kaymaklı ihaleler. Şimdi Osman Gazi Köprüsü'nden geçtim bayramda. 290 lira ödedim. Ama ödenmesi gereken rakam 1600 lira. 1340 lirasını, 1400 lirasını şey ödedi. Devlet benim adıma ödedi. Nerede tasarruf? Evet. Geçmişte alınan borçların faizleri var. Bunlar astronomik rakamlar. Vesaire vesaire. 50 bin tane şey söyleyeyim. Tasarrufun nasıl yapılacağı belli ama o tasarrufu yapmak kolay değil. Evet. Peki o zaman ödenecekler listesine bir de dış borç stokuna bakalım mı? Kısa vadeli dış borç stoku 227.5 milyar dolar olmuş. Birazcık da bunu anlatır mısınız bize? 227.5 milyar dolar. Söylerken çok kolay geliyor söylemesi ama gerçekten çok büyük bir rakam. Şimdi kısa vadeli dış borç stoku bu seviyedeyken bizim de kasamızda 300-400 milyar dolar nakdimiz olsa hiç sorun değil. Öderiz. Evet. Aynı kredi kartının işte ne bileyim 50 bin lira geldiği zaman cebinde 150 bin lira olması gibi düşün. Ama burada sorun şu, kasada para yok Ebru. Merkez Bankası'nın rezervi eksi 60 milyar dolar civarında dolanıyor. Kimse de sana borç para vermiyor. Sıkıntı burada bak, Mehmet Şimşek felik felik dolanıyor, borç para bulmaya çalışıyor. Yani tek sorun kısa vadeli borçların bu kadar yüksek olması değil, normal şartlar altında Merkez Bankası'nın kasasında işte 3-5 aylık kısa vadeli borcun karşılığı kadar rezerv olması artı 2-3 aylık ithalatı karşılayacak rezervin olması gerekir. Ya Merkez Bankası'nın kasası boş. Evet. Yani, ya facia burada. Niye? İşte arkadaşlar ekonomistim deyip ülkeyi yönetiyorlar. Diyelim o zaman bugünü de böyle kapatalım. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı günü. Bakalım oradan ne çıkacak onu değerlendirmek için. Karar sonrası biz burada olacağız yine. İzleyicilerimiz de bizimle birlikte olursa bizi mutlu ederler. Yarın görüşmek dileğiyle o zaman. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.